Hünkar kardeşim dinlemedi bile bizi. Bazen tanıyamıyorum onu. Ben de memnun değilim hünkârımızın verdiği cezadan. Lakin Kasım'ın suçu da büyük. Hünkâr abim yine vicdanının sesini dinlemiş. Yoksa canını almak istese kim ne diyebilir ki? Bir divaneyle aynı odaya kapatmak mı vicdan Atike? Belli ki herkese ders olsun istedi. İşitmedin mi söylediklerini? Hepimizi uyardı. Arkamdan iş çevirmeyin dedi. Atike, sen de bundan sonra dikkatli ol. Şu silahtar meselesini unut artık. Zira onunla birlikte kendini de yakacaksın. Sahi siz benden sonra ne konuştunuz o gün silahtarla? Hiç. Ne konuşacağız? Ne icap ediyorsa onu söyledim. Kapat artık bu konuyu. Bana ne yapmam gerektiğini söyleme Gevherhan. Zaten silahların kalbinde başka biri yokmuş. Ester'le gönül eğlendirmiş, hepsi bu. Gel. Sultanım. Hakkında her gün yeni şeyler öğreniyorum silahdar. Sana nasıl güveneceğim hiç bilmiyorum. Ne oldu ki sultanım? Atike kalbinde kimin olduğunu söyledi. Ester Hatun. Bir de gülüyor musun? Doğru mu bu silahdar? Atike'ye ümit verdiğin yetmezmiş gibi. Bir de Ester Hatun'u çıktı şimdi. Emin olun sultanım, bu sizden evvelki bir mevzu. Benim kalbimde zinhar bir yeri yok. Olamaz. Size söyledim. Benim ahirim sizseniz. Sana nasıl inanacağım hiç bilmiyorum. Hem inansam ya da itimat etsem bile gördün işte. Hünkar kardeşimin affı yok. Bu onun arkasından iş çevirmek olur. Olmaz silahdar. Olur sultanım, olur. Tebessümünüz için dünyayı karşıma almaya hazırım. Yeter ki güzel yüzünüz hep gülsün bana.